Merhaba. En çok okuduğunuz tespit hangisi? Yönetemiyorlar. Yahu yönetmek gibi bir dertleri olmadı ki hiç. Hiç olmadı bu. Tüm stratejileri zenginleşmek ve şahsi güvenlikleri üzerine kurulu. Eskiden bir nebze kotarabiliyorlardı. Artık krizleri kendi lehlerine çeviremiyorlar halkın başına çay fırlatmalar, felaket bölgesine uzun konvoyla dalıp işleri aksatmalar ve dahası. İnsanların öfkesi arşa dayandı. Ağar küfrediyor vatandaş. Yazamıyor, kameraya söyleyemiyor sadece. Provokatif bir döneme girildi. İlk andan itibaren sabotaj söylemiyle olay PKK'ya, doğal olarak HDP ve Kürt seçmene ihale edildi. Ateşin çocukları diye bir şey çıktı, yangınları üstlendi, resim tamamlandı. Oyun kurucular pek memnun. Kan dökülsün, millet birbirine düşsün, umurlarında değil. Teşbihte hata olmaz. Uçuruma sürüklenen koyun sürüsünü seyreder gibi yaşananları, yaşanacakları izliyoruz. Toplum içindeki her şeyle birlikte koşar adım hazin finaline doğru yürüyor. Hiç mi umut emaresi yok? Yakın kısa vadede maalesef. İktidar bildiğini okuyor, muhalefet her tavrıyla saraya kol kanat geriyor, vatandaş çaresizce yardım çığlıkları atıyor. Yangın arkasında çorak toprakları bırakarak sönecek. Karatepelerin kıyısında insanlar tatilden ne kaldıysa bitirip evlerine dönecek. Gel gelelim, olası yeni faciaları ve bu durumda ne yapabileceğini kimse kestiremiyor. Öyle olduğu için de ekseriyet yurt dışını zorluyor. Ne çare Avrupa bariyeri Türkiye'ye kurdu, geçit vermiyor. Pandemi koşulları da tuzu biberi oldu. Ülke aşılamanın yetersizliğiyle vaka patlamasının yaşanacağı sonbahara doğru yürürken vatandaş artan ve daha da artacak gıda enflasyonu karşısında korumasız. Ekonomik çöküş ve fakirleşmeyi durduracak, önleyecek tedbir kalmadı. En iyimser iktisatçılar dahi dükkanı kapattı. Adına serbest düşüş deyin ya da uçuruma sürüklenme fark etmiyor. Birbirine düşürülen halkın evdeki bulgurdan olacağı bir dönem. Erdoğan en son Marmaris'te ne dedi? Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Siz nasıl anladınız bilmiyorum ama bu hiç hayra alamet değil. Aman kendinize ve aklınıza mukayyet olun.